Hz. Meryem kuzu gibiydi. Elinden yüzünden nur akıyordu. Tertemiz, değerli. Annemiz de maşallah bütün alemlere örnektir. Bütün alemlerin kadınlarına üstün yaratılmıştır. Çok mübarek bir varlıktı. Biliyorsun bir perde çekti. Tamamen kendini Allah'a teslim etti. Öyle ne evlilik peşindeydi, ne koca arama peşindeydi, ne arabalar, ne evler, işte ne gelecek, değil mi? Sadece bütün isteği, bütün amacı Allah'ın rızasını kazanmaktı. Ona kilitlenmişti. Çok güzel bir Allah ona görev verdi. Çok mükemmel bir faydası oldu. Fakat onun üzerine Allah ona yine bir imtihan daha yükledi. Yani mesela hamileliği bir imtihan. Çok büyük bir imtihan. Tabii, fakat hamilelikten sonraki olay çok daha büyük bir imtihan. En galiz iftira ve hakaretler uğradı o devirde. Yani cinsellikle ilgili hakaretler. Zaten insanların en meraklı olduğu, en vurucu gördüğü hakaret cinsi cinsellikle ilgilidir. Yani her devirde hep o kullanılmıştır. Peygamberlere karşı da o kullanılmıştır. Ondan sonra diğer velilere karşı da o kullanılmıştır. Çünkü insanlar ona niyeyse çok önem verirler. Yani cinsellik çok hayatidir. Onunla ilgili sözler de çok hayatidir. Dolayısıyla toplum onunla, cinsellikle ilgili hakaretlerle, iftiralarla çok daha fazla etkileniyorlar. Dolayısıyla onun imtihanı daha zordur. Evet. Mesela Hazreti Yusuf'a da tecavüz suçuyla iftira edildi. 7 yıl mütecaviz, yani cinsel suç işlemiş, gayrimeşru ilişkiye girmiş insan olarak suçlandı. 7 yıl. Tertemiz insan. Hazreti Meryem de öyle. Gayrimeşru ilişkiye girmiş bir kadın olarak suçlandı. Ve uzun süre. Hazreti İsa da tabii orada çok mustar bir durumda yaşadı. Ona da mesela gayrimeşru insan, gayrimeşru çocuk muamelesi yaptılar ki o devirde en önemli konulardan bir tanesiydi.